Define Avcıları. Sisle çevrilmiş ve Pasifik Okyanusu'nun ortasında saklanmış, Güney Amerika sahilindeki Costa Rica'ya 563 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş ada Cocos'a hoş geldiniz. Cocos saklı bir ada. O yüzden bir efsane olarak biliniyordu. Bazıları varlığından bile şüpheliydi. 18. ve 19. yüzyıllarda zalim korsanların yolu bu adaya oldukça sık düşerdi. Korsanların bu adaya hazine sakladıklarına dair binlerce hikaye duyabilirsiniz. Bazılarına göre milyonlar değerinde altın ve değerli taş hala buradaki Hindistan cevizi ağaçlarının altında, mağaralarda ve kayalarda saklı. O zamanlarda insanlar hazine adasından söz ederken Cocos'u kastederlerdi. Yıllar içerisinde yüzlerce insan adanın hiç durmayan yağmurlarında, serinlemeyen sıcaklığında ve sert topraklarında hazine aramaya devam etti. Bazısı aylarca kalırken bazısı birkaç gün içinde pes etti. Ancak bir adam adada 17 yıl kalarak hazine aradı. Onun ismi August Gisler'di. Damarlarında kan aktıkça ve ciğerlerine hava doldukça vazgeçmeye niyeti yoktu. Bazı hazine avcılarına göre bu durum inanılmaz bir tutkuydu. Ama bazılarına göre bir hastalık ve takıntıya dönüşmüştü. İşte August Gisler'in Cocos Adası'ndaki hazine avının muhteşem hikayesine şimdi tanıklık edeceksiniz. ...1881. İngiliz bir gemi Hawaii'nin başkentine doğru yola çıkmış. Honolulu'ya. Gemide 23 yaşındaki Alman mühendis August Gisler de bulunuyordu. Bir bıçak imalatçısının oğluydu. 11 çocuktan üçüncüsüydü sanırım. Muhtemelen bazılarına göre bu çok stresli bir durumdu. Çünkü büyük abisinin izinden gidip bıçak sanayine girmesi bekleniyordu. Aile şirketinde böyledir. Ama Gisler denizi seçmişti. Gisler'in seyahatleri onu dünyanın her yerine taşıdı ve bu yolculuk esnasında değişik insanlarla da tanıştı. Gisler genç bir Portekizli seyyah olan Manuel Cabral'la tanıştı ve derin sohbetler etmeye başladılar. O genç adamla uzun uzun vakit geçirmeyi seviyordu. Sürekli rom içiyorlardı. Ailelerinden ve hayattan söz edip sohbet ediyorlardı. Haftalar içinde denizde yolculuk etmek ikisinin birbirine olan güvenini sağlamlaştırdı. Bir gece yaşlı Jack Takma isimli bir denizci yanlarına geldi. Cabral onun bir korsana benzediğini düşünmüştü. Gisler o günlerin geride kaldığını ve neden korsan kelimesini kullanmayı seçtiğini sordu. Cabral'ın cevabı, yaşlı Jack, büyük babamın hayatına çok uyan bir lakap. O da bir denizciydi ve bu denizde seyahat ederdi oldu. Cabral, onun evden bu kadar uzak olmasının sebebinin bir ada bulmak olduğunu ve o adada çok özel bir şeyleri bulmak hedefinde olduğunu söyledi. Büyük babasının hayatını yazdığı eski bir defteri okuduğunu ve orada hepsinin yazdığını söyledi. Günlük 1800'lü yılların başında yaşamış bir korsanın otobiyografisiydi. Cabral'ın büyük babası genç bir balıkçıyken bir fırtınaya kapılıp denizde sürüklenmişti. Ve korsanlar tarafından kurtarılmıştı. Çalışmaya zorlanmışlardı. Ve kendilerini dünyanın en büyük, en acımasız ve en karizmatik korsan kaptanının yanında Don Pedro Benito'nun gemisinde bulmuşlardı. Namı diğer Kanlı Kılıç Bonito. Gisler işte o anda hikayeye kilitlenmişti. Gerçek bir korsanın günlüğü olabilmesi fikri onu çok heyecanlandırmıştı. Bu
deniz eşkıyalarının, İspanyol kalyonlarının ve Pasifik'teki cinayetlerin hikayesiydi bu. 19. yüzyılın başlarında korsanlık çok verimli bir iş koluydu. Ve kanlı kılıç Benito da denizlerin kralı sayılırdı. Bazen kıyıdaki kasabalara saldırırlardı. Bazense İspanyol kalyonlarına çok ünlü olan bir saldırılarında birkaç rahibi de gemiye yanlarına alarak kaçırmışlardı. Günlüğün bir bölümü Gisler'in heyecanını körüklemişti. Korsanlar bir İspanyol kalyonuna saldırmış ve bir sürü hazine ile dönmüştü. Şimdi bu hazineleri gömecek bir yer aramaktalardı. İnsanların dikkatini çekmeden onca değerli taşı ve altını sahilde gömmeye çalışmak mantıksız olurdu. Hazineleri çok güvenli bir yere koymanız gerekiyordu. Herhangi bir liman kasabasında tütün satabilirsiniz. Hemen elinizden çıkar. Ama altın madalyonlardan bahsedince onları elinizden çıkarmanız zor olacaktır. Gisler özellikle tek bir bölümden çok daha fazla etkilenmişti. Cabral'ın büyük babası hazineyi nereye gömeceklerini detaylı bir şekilde açıklamıştı. Hazineyi aldıktan birkaç gün sonra gözcümüz ileride bir ada olduğunu söyledi. Çok uzakta dev bir şelale görünüyordu ve iki tarafında upuzun dağlar vardı. Bir Hindistan cevizi ağacının köşesine üç geminin hazinesini koyduk. Denize doğru yayılan bir akıntı çukuru vardı. Gisler, Cabral'ın büyük babasıyla kaptanın akıntıyı takip ederek yarım kilometre içeriye doğru ilerlediklerini ve başka bir Hindistan cevizi ağacı kökü bularak hazineyi oraya sakladıklarını yazmıştı. O zamanlarda isimsiz İsveç banka hesapları bulunmuyordu. O yüzden çok güvenli bir bölgeye saklamanız gerekiyordu. Bu yerin iki özelliği olmalıydı. Bir, bulunması çok zor olacak. Ve iki, sizin bulmanız kolay olacak. Çünkü elinizde tam yerini gösteren belgeler olacak. Gisler, Cabral'ın büyük babasının korsan hazinesini sakladığı yeri tam olarak tarif ettiği bir açıklama okumuştu. Toprağa bir çukur kazdım. Hazine çukuru tamamen doldurmuştu. Kaptan o sırada çukurun koordinatlarını not alıyordu ancak ne olduğunu bana söylememişti. Ben de kendi koordinatlarımı not ettim. Akıntının ağzının bulunduğu yerle taşın açısını yazdım. Yani akıntının ağzının başladığı yerden 180 metre batıda ve Hindistan cevizi ağacının 5 metre gerisinde. Dokümanın orijinal olduğu belliydi ve bence Gisler bunu görür görmez anlamıştı. Hazinenin ne olduğu ile ilgili ve tam olarak nerede gömülü olduğuna dair detaylı bilgiler içeriyordu. İşaretler mesela. Nerede gömülü olduğuna dair detaylı bir harita bile vardı. August Gisler için bu durumun ne kadar heyecan verici olduğunu anlamanız lazım. Düşünsenize, bir gemide yolculuk ediyorsunuz ve bir anda elinizde gerçek bir korsana ait bir hazine haritası ve belgeler tutuyor olduğunu fark ediyorsunuz. Bu sayfalar Gisler'in şu ana kadar okuduğu en ilginç belgelerdi. Fark etti ki sadece hazinenin tam olarak nereye gömülü olduğuna dair kesin bilgi vermekle kalmıyor, daha önce kimsenin okumadığı ve yayınlamadığı bir biyografi olma özelliğini de taşıyordu. Ancak eksik olan bir şey vardı.
Gisler, bu hazinenin tam olarak nerede gömülü olduğuna dair birçok bilgi sahibi olsa da çok önemli bir bilgiye sahip değildi. O da adanın ismiydi. Londra'dan ayrılalı 169 gün olan Gisler'in gemisi sonunda Hawaii'nin başkenti olan Honolulu'ya ulaşmıştı. Artık adanın isminin ne olduğunu öğrenmek zorundaydı. Ve tabii ki o adaya gidip hazine avına başlayabilmek için yüklü miktarda para bulması da gerekiyordu. Gisler Hawaii'ye gelir gelmez iş aramaya başlamıştı bile. Biraz uzun sürmüştü. Ancak sonunda çiftçilik işini bulmayı başarmıştı. Gisler bir muz fabrikasında çalışırken Bartels isimli bir adamla tanışmak onun tüm hayatını değiştirecekti. Burada gömülü hazineyle ilgili bambaşka bir bilgiye daha ulaşacaktı. Bartels ona eşinin babası yaşlı Mac'le ilgili bir şey anlattı. Gisler'in öğrendiğine göre yaşlı Mac de Benito, Bonito'yu tanıdığını iddia ediyordu. İspanyol kalyonuna saldıran bir gemide yer aldığını ve tüm hazineyi sakladıkları bir ada olduğunu anlatıp duruyordu. Gisler bir anda ilgilenmişti. Acaba bu ada Cabral'ın günlüğünde bahsedilen adayla aynı mıydı? Bartels Gisler'e eski bir harita verdi. Ve 1852 yılında Bonito'nun hazinesini aramak için Cocos isimli bir adaya gitmeye çalıştığını, ancak oraya ulaşamadan parası bittiği için geri döndüğünü anlattı. Yaşlı Mac denen kişiye göre elindeki tüm korsan belgeleri ve açıklamalar Cocos Adası isimli bir adada saklı olan hazineyi işaret ediyordu. Ama bu gizemli ada acaba neredeydi? Ellerindeki haritaya göre adanın kuzeybatı ve kuzeydoğusunda bulunan iki adet sahili ve iki uzun dağ bulunuyordu. Adanın tam mevkii 527 derece kuzey boylamında ve 87 derece batı enlemindeydi. Pusulayla bu noktaları çizdiğiniz zaman büyük bir çarpı işareti oluyordu. Ve bu da hazinenin gömülü olduğu yere işaretti. Aslında daha birçok ipucu bulunuyordu. Gisler bu kağıtları incelediğinde çok heyecanlanmış ve delirmişti. Çünkü Cocos Adası'nın tarifi, Cabral'ın ona anlatmış olduğu ada tarifine birebir benziyordu. Her iki tarifteki bütün parçalar birbirine oturuyordu. Kritik nokta, Cabral'ın büyük babasının iki adet dağdan bahsediyor oluşuydu. Yaşlı Mac'in haritası da aynıydı. Sonunda Bartels'ten adanın gerçek ismini öğrenebilmişti. Adı Cocos'tu. Cocos saklı hazineleriyle ünlü bir adaydı. Çünkü korsanların bu adaya sakladıkları altın, değerli taş ve gümüşle ilgili binlerce efsane ve döküman bulunuyordu. Ve nedense belli sebeplerden geri dönüp almamışlardı. Çoğunlukla ya denizde kaybolmuşlar ya da asılmışlardı. Gisler artık hazinenin hala orada olabileceğine emin olmuştu. Ve onu bulmak için kararlıydı. Gisler oradan ayrılmadan önce Bartels'in ona dikkatli olmasını söylediğini yazmıştı. Adaya çok fazla insan götürmemeye çalış ve neyin peşinde olduğunu nefes alan hiç kimseye söyleme. Çünkü sadece hazinenden değil, canından da olabilirsin. Bu uyarıyı dinlemeyen Gisler, Şili'ye giden bir İsveç gemisine binerek kaptandan Cocos Adası'nda kendisini indirme sözünü almıştı bile. Ancak kısa bir süre sonra
Bartels'in sözleri gerçeğe bürünmeye başlamıştı. Gemiyi kullananlar acemiydi. Ve fırtınayla deniz onların tarafında değildi. Önce fırtına onları çok kötü vurdu. Ve sonra çok daha kötüsü oldu. Hiç rüzgar çıkmıyordu. Gisler yolculuğunu anlatmıştı. Adadan yalnızca 560 kilometre uzaklıktaydık ve bir haftalık yolculukla rahatça ulaşabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak hiç rüzgar çıkmamaya başladı ve kokusu görebilene kadar tam 14 gün geçti. O anda hepimiz sakinleştik. Ancak o gece adayla olan görüş mesafemiz tamamen kaybolmuştu. İsveç gemisi Pasifik Okyanusu'nda bir hafta kadar daha dolanıp durdu. Ve sonra kaptan Kokos Adası'nda durma fikrinden vazgeçmek zorunda kaldı. Şili'ye devam etmekten başka seçenekleri kalmamıştı. Honolulu'dan ayrıldıktan 73 gün sonra ve Kokos Adası'ndan 4820 kilometre uzağa gittikten sonra Güney Amerika'ya, Şili'ye varmışlardı. Gisler hala geminin içindeydi. Şili'deyken kaptan Gisler'i başka bir kaptanla tanıştırdı. Bu kaptan birçok kez Kokos Adası'na gitmeyi başarabilmişti. Bir keresinde 1875 yılında bir Amerikalı'nın aklına uyarak sahilde bulunan bir hazineyi aramak için oraya gidip gelmişlerdi. Ben de elimdeki belgelerden yola çıkarak onunla birlikte gitmenin mantıklı olabileceğini düşündüm. Geçen birkaç ay içinde Gisler kasabadaki yerel dükkan sahipleriyle ve liman çalışanlarıyla konuşarak Kokos Adası'na gidebilmek için para toplamaya başladı. Kendini yeniden toparlamaya çalışması ve iş ilişkilerini kurması biraz zaman alıyordu. Ama her seferinde başarıyordu. Özellikle Şili'de onunla Kokos Adası'na gitmek için ikna olan bir ekip kurmuştu bile. ...1889'un Şubat ayında Cabral'ın büyük babasının hikayesini duyduktan 8 yıl sonra sonunda Gisler Kokos Adası'na ayak basmıştı. Sonunda Gisler hayallerini gerçekleştirebilecekti. Kokos Adası, Costa Rica sahilinin 550 kilometre ötesinde bulunuyordu. Galapagos volkanik zincirinin bir parçasıydı ve Pasifik Okyanusu'nun derinlerine giden bir volkana bağlıydı. Deniz seviyesinin 4 kilometre altından başlıyordu. Bir dağın tepesi görünüyordu. Yani denizin üzerinde gördüğünüz sadece görünen kısmıydı. Şelaleleri olan sisli bir ormanı vardı. Uçurumlarla çevrilmişti. Ve Pasifik Okyanusu'nun ortasında çok yalnızdı. Hiçbir insan burada temelli kalıp yaşamayı başaramamıştı. Artık Gisler ve adamları bu adadaki tek yaşayan varlıklardı. Birkaç hafta içerisinde araştırmacı ekip bir kamp kurmuştu. Ve Gisler adayı artık daha iyi tanımaya başlamıştı. Adayı boydan boya kuşatan iki dağa bakarak haritasını açıp incelemeye devam ediyordu. Bu iki dağ haritamda işaretliydi.
Bu dağların ucundan iki çizgi çizilmişti ve içeriye doğru birleşiyorlardı. Ve sonra büyük bir kare çizerek bütün kenarları birleştirmişlerdi. Haritanın üzerindeki yazılar İspanyolcaydı. O yüzden bir adamım bizim için tercüme etti. 1821 yılında paha biçilemez bir hazineyi buraya gömdük. Gömdükten sonra hazinenin bulunduğu yerin üzerine bir Hindistan cevizi ağacı ektik ve pusulamızla koordinatlara baktığımızda kuzeybatıdan batıya, doğudan güneydoğuya olan bir dağ ve 10 derece kuzeyden güneybatıya olan öbür dağ işaretledik. Gisler haritayı işaret noktası olarak aldı ve adamlarını çalıştırmaya başladı. Ağaç köklerini söktüler. Bütün mağaraları araştırdılar. Var olan tünellere ulaşabilmek için yeni girişler kazdılar. Ancak hiçbir şey çıkmıyordu. Teker teker gruptaki herkes ilk geldiklerindeki tüm o heyecanı kaybetmiş ve adadan yavaş yavaş gitmeye başlamıştı. Artık sadece 3 kişi kalmıştı. Gisler ve kalan 3 adamı aramaya devam ediyorlardı. Haritadaki tüm ağaçları köklerinden sökerek her deliğe bakıyorlardı. Ancak 10 ayın sonunda yorgunluktan bitmiş olan ekip 1889 yılında adayı terk ederek Şili'ye geri dönmüşlerdi. Bir sonraki Ekim ayında Gisler yeniden adaya geldi. Ve bu sefer yanında daha donanımlı ve daha bilgili bir ekip vardı. Ve çok yakın bir zamanda sonuç almaya başlar gibiydi. Bir gün Gisler 18. yüzyıldan kalma altın sikkeler bulmuştu. Ancak bu sikkeler adada buldukları tek hazine olacaktı. Araştırma ekibi adada birkaç ay kalarak kazmaya devam etti ve sonunda zorla kabul edilmiş olsak da yakın gelecekte hiçbir şey bulamayacağımıza ikna olmuş gibiydik. O yüzden adadan ayrıldık. Gisler artık kendinden şüphe etmeye başlamıştı. Zamanın en büyük hazine avı aldatmacasına mı inanmıştı yoksa? Herkes bir hazine haritasıyla başlar ya da kimsenin bilmediği çok gizli bir bilgiye eriştiğini sanarak da olabilir. Ve sonra ben bunu bir haftada bulurum ve sonra çok zengin olurum gibi basit düşüncelere dalarlar. Haritada anlatılan yerleri bulamamıştı. Ayrıca orada yazan kesin koordinatları da kazamamıştı. Çünkü orası volkanik bir bölgeydi ve adanın şekli her gün değişiyordu. Gisler adaya gitti ve elinde bulunan koordinatlara göre arama yaptığında hazineye dair hiçbir şey bulamadı. Ve eminim ki bir anda gerçeği gördü. Elindeki bu bilgiler onun hiçbir işine yaramayacaktı. Bu ani aydınlanma August Gisler için çok gerçekçi olmuştu. Hazineyi bulma çabalarının hepsi hüsranla sonuçlansa da artık yepyeni bir yol denemeye karar vermesi gerekiyordu.
birçok ekiple yaptığı araştırmaların hiçbiri sonuç vermedikten sonra Gisler, problemin çok daha derinde olduğunu ve geldim, kazdım, buldum gibi bir durumda çözülemeyeceğini anlamıştır. Gisler'in aklındaki yeni çözüm, arama alanını genişletmek olacaktı. Planı oraya geri dönüp hazinenin olabileceği alanda kazmaya başlayarak bulamazsa kazma alanını genişletmesi ve bunu hazineyi bulana kadar genişleterek, büyüterek devam ettirmesiydi. Gisler'in planı uçsuz bucaksız bir alanı kaplıyordu. Tüm adayı kazmak demekti ve uzun yıllar sürebilirdi. O yüzden onun inandığı şey, bunu yapabilmenin tek yolu yani adada yaşamaya başlamaktı. Ve eğer gerekirse tüm hayatını bu uğurda harcamaktı. Sanırım Gisler artık emindi. Hazineyi ararken yaşadığı başarısızlıklar, coğrafi konumun ona oynadığı oyunlar ve gidip gelmenin pahalılığı, bunu yapabilmek için belki bir ya da iki kere daha para toplayabileceğini anlatmıştı ona. Ama eğer orada yaşarsa, tüm bu çabaların ve genişletilmiş arama koşullarının onu başarıya götüreceğinden emindi. Gisler için, adada yaşayarak uzun bir zaman hazine avı yapmak çok mantıklı bir durumdu. 2 yıllık süreçte adanın zeminini ve hava şartlarını çok iyi tanımıştı. Onun düşüncesine göre toprak zengindi ve ekilmeye hazır bir haldeydi. Ayrıca yaban domuzu, keçisi ve geyiği için uygun ortam vardı. Eğer toprağa ekim yapılırsa istediği uzunlukta burada kalması için yeterli üretim sağlayabilecekti. Gisler daha sonra bu fikri büyüterek onun yanında yaşamak isteyebilecek çiftçileri düşünmeye başladı. Hazine avını bu sayede birçok kişiyle beraber yapabilecekti. Kokos Adası'nı kolonize etmeye çalışıyordu. Ve adanın üzerinde birçok şey yetirebileceğinden de emindi. Çok iyi kalitede tütün yetiştirebilecek, hatta Küba'da yetişenden çok daha fazla miktarda elde edebilecek, muz sektöründe de herkesi geçebilecekti. Adanın çoğunlukla volkanik taşlardan oluşması ve ekim yapılabilecek alanın çok küçük olması, Gisler'in fikirlerini pek etkiliyor gibi görünmüyordu. Costa Rica'nın başkanına mesaj göndererek, bu adada bir tarım kolonisi oluşturmak istediğini, her ay erzak ve malzeme tedarik etmesini rica ettiğini, adada yaşamak isteyenleri buraya getireceğini ve burada iyi bir yaşam oluşturacağını söyledi. 1891 yılı Temmuz ayında Costa Rica Başkanı bu mesajı kabul ederek Gisler'in planına destek oldu. Ve adada tarım başlatabilmesi için her türlü imkana izin verdi. Costa Ricalı devlet büyüklerinden burada tarım kolonisi başlatmak için izin almıştı. Ve devlet eğer Almanya'dan 50 aile getirmeyi başarabilirse burada yaşamalarına izin verecekti. Gisler'in artık yeniden para biriktirmesi ve 50 Alman aile bulması gerekiyordu. Cebinde tuttuğu koloni kurma yasasıyla Avrupa'yı karış karış gezerek ada planını insanlara anlatıyordu. O dönemde Alman hükümdarı başka yerlerde Alman kolonileri kurma konusuna sıcak bakıyordu. Zaten o günlerdeki en gözde olay koloni kurmaktı. Avrupa'yı bitirdikten sonra Gisler şansını Amerika'da denedi. New York Times onun için Gisler, Michelangelo'nun Musa heykelinin yaşayan bir kopyasıdır. Kızılımsı sakalı beline uzanıyor. Saçları güzel şekillenmiş, kafasını sarıyor. Gözleri bir kartal gözü gibi net ve keskin bakıyor.
Burnu bir klasik, sesi dinginlik verici. Adeta bir mükemmellik örneği. Boyu 1.90. Bir takoz gibi yaratılmış ki erkek dediğin böyle olmalı. Omuzları çok geniş. Elleri bir kürek kadar büyük ve o kadar güçlü ki bir yumrukla dağları devirebilir, açıklamasını yapmıştı. Yine de hiç kimse ilgilenmemişti. Ne Avrupa'da ne de Amerika'da. Gisler artık Kokos'a dönmek için sabırsızlanıyordu. Ancak ne parayı toplayabilmiş ne de orada yaşayacak aileleri bulabilmişti. Costa Rica devletine yeniden başvurarak ona yardımcı olmaları için yalvardı. Costa Rica başkanına 1891 yılında aldığım şartlara göre bir koloni yetiştirmeye çalışmanın gerçekten de imkansız olduğundan bahsettim. O da bana istediğim her şeyi tek tek yazmamı ve ne yapabileceğine bakacağını söyledi. Gisler aklındaki planın işleyebilmesi için ihtiyacı olan her şeyi tamı tamına yazmıştı. İsteklerim adanın yarısını tamamen bana tahsis etmesi, diğer yarısını ise benim getirmeye söz verdiğim ailelere vermesi olacaktı. Bu isteğimi kabul ettirmek biraz uzun sürdü ancak sonunda isteğime ulaşmış ve kabul ettirmiştim. Bu Gisler'in beklediği dönüm noktasıydı. Artık eşi Mary ile evli olan Gisler yeniden Avrupa'ya dönmüştü. Artık planına dahil olmak isteyen insanlar vardı. Ve bu isteyen aileleri adaya taşıyabilmek için akrabalarından ve arkadaşlarından büyük meblağlarla para almıştı. ...13 Aralık 1894 yılında karım da benimle birlikte adaya geldi. New York'tan kereste ve bina malzemeleriyle birçok farklı tohum getirmiştik. Panama'dan da tropik bitkiler, tavuklar, ördekler ve hindiler getirdik. Alman çiftçi aileler ev inşa etmeye başlamıştı. Ve sanki her şey yolunda olacak gibi görünüyordu. Kokos Adası o zamanlarda Almanya'nın onlara sağlayamadığı her şeyi sağlıyor gibiydi. Vahşiydi. El değmemişti. Tümüyle organikti ve kirletilmemişti. Bir ailede 11 çocuktan biri olmayı barındırmıyordu. Bıçak yapmaya gerek yoktu. Ki bilirsiniz, ilk başta bunu yapması istenmişti. Yaptığımız ilk şey tohum ekebilmek için araziyi temizlemek ve kamış, muz, sebzeler ve kahve ekmek oldu. 11 Kasım 1897'de Costa Rica Devleti tarafından Kokos Adası'nın resmi başkanı olarak görevlendirildi. Bir yolda ilerlerken çok derinlere gidebilirsiniz. Kişiliğiniz bile ona dönüşür. O yüzden bence Kokos'un başkanı olmaktan büyük bir mutluluk duymuştu. Sonunda Gisler'in zamanı, yeterli kaynağı ve hazineyi aramaya yardımcı olacak insanları vardı. Sahil kenarında düzenli olarak aramalar yaptırıyordu. Ve bir gün dönüm noktası olacak bir şeyi buldu. Daha fazla İspanyol sikkesi. Adanın belli parçalarını aile fertlerine bölüştürmüştü. O yüzden de ailesinin mirasını uzun yıllar boyunca garantiye aldığını düşünüyordu. Ancak Gisler'in hayalleri büyük bir hızla parçalanıyordu. Devletten istemiş olduğu malzemelerin adaya getirilmesini sağlayan gemi, birkaç seferden sonra gelmekten vazgeçmişti. Gemi gelmemeye başlayınca elimizdeki malzemelerin bitmeye başlamasına şaşırmamak lazımdı. Göçmenlerden biri hastalandı, akciğerleri şişmeye başladı ve sonunda onu kaybettik. Gisler'in sorunları bununla bitmedi. Alman koloniciler zengin toprak parçası vaadiyle buraya getirilmişti. Ancak bu tropik cennette sebze yetiştirmekte zorlanıyorlardı. Kokos Adası'nın biraz garip bir toprağı vardı.
Bir çeşit gri kum ya da çamur suyu birkaç metre aşağıda tutuyordu. Bu yüzden herhangi bir şey yetiştirmek çok zorlaşmıştı. Gisler kolonicilerin yaşamalarını istiyorsa daha çok malzeme getirmesi gerektiğinin farkındaydı. Böylece hazineyi bulmak için zaman kazanacaktı. Bir gemi inşa etti. Ve ona yardım etmesi için 4 adamı da yanına alarak Costa Rica'ya doğru yola çıktı. Oraya vardığında başka bir engelle daha karşılaşmıştı. Gemileri malzemeyle dolduğunda 3 adam onunla geri dönmeyi reddediyordu. Bu adamları ikna etmeye çalışmanın ve eşlerini bırakıp gitmenin ne kadar korkakça bir hareket olduğunu anlatmanın manası yoktu. O adamları buraya getirebilmek çok fazla para kaybettirmişti. Ancak uzun vadede onlardan kurtulmuş olmak benim işime geliyordu. Ancak Gisler'in problemleri bununla da bitmedi. Adaya döndüğünde yepyeni bir sorun patlak vermiş ve büyümüştü. Adayı istila eden fareler çocuklara saldırıp duruyordu. Adanın her tarafı fare doluydu. O yüzden de koloniciler için bu iyi bir haber değildi. Sanırım kendilerini zengin ve toprak sahibi kişiler olarak görüyorlardı. Onlar Pasifik'in zenginleriydi. Ama fareler tarafından ısırılan çocukları olan basit çiftçiler değildi. Koloniciler adanın sert koşulları yüzünden isyan durumuna geçmişlerdi. Çoğu sıkı çalışmak istemiyordu. Almanya'dan geldikleri için de iklime alışkın değillerdi. Çok ıslak, nemli ve çok sıcaktı. Sonunda kendi evlerini inşa etmek zorunda kaldılar. Yemek pişirmek de zordu. Ve her şeyi kendileri yapıyordu. Koloniciler Gisler'e kızmaya başladığında hemen onlarla konuştu. Gisler'i etkileyici kılan özelliği manen ve hırs olarak çok güçlü oluşundan ziyade insanları doğal bir şekilde kontrol edebiliyor oluşuydu. Demişti ki bu adada o bir başkan, bir yargıç, bir jüri ve bir cellattı. Onların mamul yetiştirip zengin olacaklarını düşünmüştüm. Onlarsa çok kısa bir zamanda ayaklanma başlatmayı seçmişlerdi. Adanın başkanı olarak silahlanma istedim ve Almanların yüzlerine dayadığım silahlarla onları korkutarak ayaklanmayı önlemiş oldum. Kaldırmış oldukları kolları indirdiler ve beraberce barışı sağladık. Ancak Gisler'in planları yeni bir darbe almıştı. Erzakları kısa sürede tükendi ve daha fazla alabilmek için yeniden anakaraya dönmesi gerekiyordu. Gisler adadan gittiği vakit adaya pek hoş karşılanmayan ve istenmeyen birkaç misafir gelmişti. Bir İngiliz savaş gemisi Kokos sahiline demirledi. Amiral Palliser'in emriyle sahile bir sürü kürekli, dinamitli ve sopalı adamlar dolmaya başladı. Bunu takip eden birkaç gün boyunca sahilde delikler açıp hazine bulmayı amaçladıklarını belli ettiler. Gisler'in eşi Mary onlara gitmelerini söylediğinde kendi işine bakmasını önerdiler. Ancak açtıkları tüm çukurlara ve patlattıkları alana rağmen İngilizler hazine falan bulamadı. Gisler adaya geri döndüğünde bu olayı hemen insanlardan dinlemeye başladı. Amiral'in üstlerine ve İngiliz donanmasına saygısından ve Kokos Adası'na yaptığı bu habersiz saldırıdan ötürü ağır bir biçimde azar yediğini söylemek yeterli olacaktır. Ama bu çok küçük bir zaferdi. Çünkü Gisler'in kolonisi her yerinden parçalanmaya başlamıştı. Halk
çok sefil bir durumdaydı. Çünkü siz ve sizin en yakınlarınız ve de komşularınız hayatta kalmak için savaş veriyordu. Ve zengin olma hayalleriniz çoktan denizin dibini boylamıştı. Kolonicilerin buraya gelmeden önce akıllarında oluşan o muhteşem ada hayatı artık zayıflamış ve yok olmaya başlamıştı. Ve kokos arazilerinin içinde normal bir tarım yapılabilecek alan olmadığı anlaşılmıştı. ...1902 yılında Gisler ve Mary adada kalan tek kişilerdi. Ancak o zaman bile Gisler'in pes etmeye niyeti yoktu. Gisler tam 16 yıldır aramaya devam etmişti. Ve tüm çektiği zorluklara rağmen hala korsanın gömülü hazinesini burada bulacağına inanıyordu. Onu ararken bir ağacın gövdesinde elle kazınmış büyük bir yazıya rastladı. Yazıda kuş yuvadan uçtu diyordu. Ve esas soru bunun anlamı neydi ve kim yazmıştı? Şifreli bir mesaj mıydı acaba? Kuş demek hazine mi demekti? Biri onu bulmuş muydu? Gisler'in tüm çabaları boşuna mıydı? Bence burada odaklanmak gereken şey hazinenin gittiğini bildiğini mi söylüyor yoksa hazinenin gittiğini mi söylüyor? Ve tabii Gisler bunu bulduktan sonra aklından neler geçirdiği de çok önemli. Gisler aklını kaybetmişti. Aklından binlerce soru geçiyordu. Korsanlardan biri hazineyi almak için adaya geri mi dönmüştü? Ve adaya geldiğinde diğer korsan arkadaşının ondan önce davrandığını mı fark etmişti? Artık işler Gisler için çok çaresiz bir hal almıştı. Neredeyse bir yıldır adaya gemi de gelmiyordu. Artık boyunu sürdürecek takati kalmamıştı. Ve hayatta kalabilmeler için ana karaya yeniden dönmesi gerektiğini de biliyordu. Adada karısından başka kimse kalmamıştı. Gerçekten çok muhteşem bir ilişki yaşamış olmalılar. Çok romantik olmalı. Çünkü başka bir kadın adayı kesin terk ederdi. Adamı delirdiğini düşünürdü. Gisler el yapımı gemisini yeniden elden geçirdi. Yeni bir tekne yapacak malzemesi yoktu. O yüzden yatak çarşaflarından yama yapmayı uygun görmüştü. Gisler eşi Mary'e 4 ya da 6 haftadan fazla kalmayacağını ve malzemeleri alıp hemen geri döneceğini söylemişti. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Kokos'tan ayrıldığı anda Gisler çok kötü bir fırtınaya yakalandı. Ve normal rotasının 321 kilometre dışında kalan Costa Rica'nın ana şehri Panama'ya ulaştı. Bu sırada Gisler, Mary'i adada tamamen yalnız başına bırakmıştı. Düşünsenize, eşinizi bir adada tek başına bırakıyorsunuz. Bir kadın, adada tek başına. Pasifik'in ortasındaki bir adada, tek başına yaşıyor. Yemek yiyebilmesi için neredeyse hiçbir şey yok. Muhtemelen tuzaklar kurup vahşi hayvan falan yakalamıştır. Fare yemiş midir acaba? Ona bakacak kimse yoktu. Ve aslında kolaylıkla o adada ölebilirdi. Onun için ne kadar zor olduğunu sadece hayal edebiliriz. Gisler 6 ay sonra en sonunda Kokos Adası'na dönmeyi başardı. Ancak tüm bu yaşadıkları ve adada hayatta kalma serüveni onları gerçekten tüketmişti.
1908 yılında Gisler, Mary ile birlikte adayı terk etti. Aileleri tarafından destek gördükleri New York'a yerleştiler. Gisler'in Kokos Adası'nda yaptığı tüm bu uğraşlar bir hiç uğruna mıydı? Gisler, Kokos Adası'nda bulmayı ümit ettiği hazine için tam 17 yıl boyunca uğraştı. Ancak tek bulduğu şey, 1793 ile 1799 yıllar arasında basılmış 33 tane altın sikke oldu. Merak ettiğim şey, acaba geriye dönüp baktığında, yıllar önce bu sevdadan vazgeçmesi gerekirken, onu devam ettiren bu altın sikkelerin tüm bu uğraşa değip değmediğini düşünmüş müdür? Nihayetinde adada gömülü bir hazine olduğuna gönülden inanmış ve onu bulabilmek için elinden gelen her şeyi yapmış. Ancak bulabilmesi için elinde yeterli kanıt olmayan bir adamdan bahsediyoruz. Bulduğu her sikke, onun kulağına fısıldayan gizemli bir korsan gibi, "Burada para var, hadi devam et August, kazmaya devam et," der gibiydi. Gisler 8 Ağustos 1935'te öldü. 78 yaşındaydı. Vasiyetinde Kokos Adası'nın yarısını arkadaşlarına ve ailesine bıraktı. Mal varlığının toplamda 200 bin dolar olacağını tahmin etmişti. Ancak avukatlar Kokos hükümetine vasiyeti yerine getirmek için ulaştıklarında Gisler'in kısa süreli başkanlık yaptığını, adaya hiçbir zaman tam olarak sahip olmadığını ve vasiyetin geçersiz olduğunu söylediler. Ancak Gisler'in hayatına başka türlü de bakabiliriz. Aradığı şeyi bulamamış olabilir. Ancak bu kadar uzun bir süre aramaya devam etmesi insan ruhuyla ilgili müthiş bilgiler veriyor. Adaya giden tüm insanlar ya bir ya da iki hafta kazmaya devam edebiliyordu. Çünkü sonunda yoruluyordunuz ve bıkıyordunuz. O adada hayatta kalmaya çalışmanın yarattığı büyük baskı ve devamlı bir şeyler kazmanın verdiği yorgunluk bile tükenmeye yeterliydi aslında. Gisler'in yaptığını yapabilmek gerçekten de çok zordu. Hiç pes etmeden 17 yıl boyunca hazine aramak bir insanın neler yapabileceğini çok iyi gösteriyor. Bir şeyi kafasına koyduğu zaman artık ondan geri dönüşü olmayacaktı. Damarda kan, ciğerde oksijen olana kadar devamdı. Takıntılı mı? Belki. Ama çok tutkulu ve zeki diyebiliriz. Ayrıca hayallerini yaşıyordu. Onu bunun için kim suçlayabilir ki? Az sonra dinleyecekleriniz, onun en son yazdığı cümleler olarak biliniyor. Hazine adada saklı ancak bulmak için para ve çokça zaman gerekecek gibi görünüyor. Birçok zorlukla ve tehlikeyle karşı karşıya kaldım ve muhtemelen yakında yeniden kalacağım. Ancak bu beni yıldırmayacak.